Bu haftaki kitabımız çocuklara ve içimizdeki çocuğu yaşatanlara. Ursula Le Guin'den Balık Çorbası. Balık Çorbası, Ursula Le Guin'in kaleme aldığı hem çocuklara hem büyüklere çok güzel bir hikaye. Hikayemizde düşünen adam ve yazan kadın var. Düşünen adam çok derli toplu, ineğiyle birlikte yaşıyor. Yazan kadın ise çok dağınık, uçan fareleri ve kedileriyle birlikte yaşıyor ve balık çorbasını çok seviyor. Bu iki sıkı dost sürekli balık çorbası içerek bir araya geliyorlar. Şimdi buraya kadar hikayemizde enteresan bir şey yok. Asıl enteresanlık bundan sonra başlıyor. Yazan kadının bir oğlu var. Düşünen adamın da bir kızı. Fakat yazan kadın oğlu olması gerektiğinden çok büyük ve düşünen adamın kızı da görünmez. Bundan sonrası aslında kitabın içinde saklı. Bize ve çocuklarımıza karşımızdaki insanlarla ilgili beklentilerimizin ne düzeyde olması gerektiğini anlatıyor. Düşünen adamın kızının görünmez olmasının ve yazan kadının oğlunun çok büyük olmasının bir sebebi var. Bunu tabii ki kitabın içinde siz bulacaksınız. Ursula Le Guin çok başarılı bir yazar. Hem büyüklere hem de çocuklara hitap eder. Dili çok lezzetlidir. Kolay okunur ve sizi yaşadığı dünyaya, oluşturduğu dünyaya bir hamlede alıp götürebilir. Çok keyifli bir yazardır. Hem sizin için hem de çocuklarınız için çok keyifli bir kitap olacaktır.